Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikaye ile daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Öncelikle sizi uzun süredir takip ediyorum Pınar Hanım. Kendi hikayemi anlatmak istiyorum. Şu an 36 yaşındayım, evliyim ve iki çocuğum var. Hikayemi en şeffaf haliyle paylaşmak istiyorum. Biraz heyecanlıyım. Yazma sebebim insanlar benim gibi yanlışa düşmesinler. Düşerlerse de umutlarını kaybetmesinler. Ben Doğu Karadeniz'in bir köyünde 3 çocuklu bir ailenin en küçük oğluydum. Öğretmenim benden umutluydu ama şartlar. Merkeze inmek bile saatler alırdı. Bu şartlarda liseyi yatılıda okudum. Abim ve ablam evliydi. Üniversite sınavlarına girmek istiyordum. Ailem daha garantili bir meslek seçmemi istiyordu. Ama benim hayalim konservatuvar sınavlarına girmekti. Aileme bu isteğim saçma sapan gelse de ablam devreye girmişti. Keşke su olmasın, istiyor hevesini kırmayın. Gerekirse bileziğimi bozdurur gönderirim diyordu. Abim askeriyedeydi, o da tam tersi istemiyordu. Bu baskılarla sınava girmiştim, kazanmıştım. O yazı hayallerle geçirdim, İstanbul'a gidecektim. Çok heyecanlıydım. Aklımca kurtuldum buradan diyordum. Abim hiç istemiyordu. Eniştem ve ablamla İstanbul'a gelmiştim. Önce yarı özel bir yurt bulmuştuk, yerleşmiştim. Ben gitar çalardım. Konservatuara girdiğim an kendimi bir ezik gibi hissetmiştim. Okulun önü pahalı arabalarla ve değişik giyimli insanlarla doluydu. İlk 6 ay doğru dürüst bir arkadaşım olmadı. Nedense yetersizlik hissiyle kendimi kanıtlama çabasına girmiştim. Bir gün ders çalışıp not çıkarırken bir çocuk geldi yanıma. Kıl tip derler ya, aynen öyleydi. Naber bro diye sırtıma vurdu. İyidir dedim, bir grup kuracağız. Eğer gitarda yeni değilsen, parça çıkarabilirsen sen de bize katıl dedi. Çok mutlu olmuştum. Heyecandan olur diyebildim. Bir yandan abim, bir yandan ailem, bir yandan yeni çevrem. Adım Mustafa, olduk Muzo. Kimseyi tanımayan ben kısacası bir çevrenin içindeydim. Barlar, kulüpler derken yurtla sorun yaşamaya başladım. Gruptan bir arkadaşımın evine taşındım. Ev dediğime bakmayın, güneş görmeyen, pislik içinde bir yerdi. İlk yadırgasam da temizlemeye çalışsam da sonra ben de salmıştım. Okul tatillerinde köye gitmez olmuştum. Çalışıyorum vesaire diye yalanın biri 1000 paraydı. Ailem yurtta kaldığımı düşündüğünden her ay para gönderiyordu. Bir gün akşam saatlerinde bir telefon geldi. Kalk Muzo, iş var dediler. Gittik biz de. Rock barların birinde iş varmış. Beğenilirsek kalıcı izlemişlerdi. Sabaha kadar kaldık. Okula başlayalı 3 sene olmuştu. Ben daha 2. sınıfa zor geçmiştim. Okulmuş, aileymiş. Hepsi boş olmuştu benim için. Bir sabah para çekmem gerekiyordu. Otobüse giderken koşturunca cüzdanımı düşürmüşüm. Otobüse bindiğimde fark etmiştim. Geri inip eve doğru yürüyüşe geçtiğim an telefonum çaldı. Bir hanımefendi beni arıyordu. Cüzdanımı bulduğunu ve nasıl teslim edeceğini sordu. Geri dönüp cüzdanı almıştım. Cüzdanımı veren kıza aşık olmuştum. Lakin kız benden hiç hoşlanmamış, hatta korkmuş gibiydi. Haklıydı da. O kapalı, çok naif biriydi. Hemşirelik bölümü öğrencisiymiş. Numarasını istesem mi diye çok düşündüm de cesaret edemedim. Şansım hangi taraftan hangi saatte otobüse bindiğini öğrenmek olmuştu. Ben de artık şeklime şemalime dikkat etmeye başlamıştım. Onu her sabah bekliyordum. Günler geçiyordu artık. Ümidimin kırıldığı bir gün görmüştüm onu. Beni görünce selam vermişti. Aynı yere gitmesek de otobüse binmiştim. Uzatmayayım, tanıştık orada. Hatta sevgili bile olduk. Lakin Ecem'in endişeleri vardı. Ben hayatımda hiç küfür etmeyen biriydim. Ama artık her cümlenin başında küfür eder olmuştum. Gece kulübü, içki, gündüzde uyuyordum. Ecem bir gün bu iş böyle gitmez, ya ben ya da işin demişti. O zaman da kafam ayık değildi. Telefonu yüzüne kapattığımı hatırlıyorum. Herkesi haksız, kendimi haklı görüyordum. Barda çalışırken programı yapıp indiğimde bir kız yanımıza geldi. Bizim gruptan bir arkadaşın sevgilisiymiş. Hadi gidiyoruz dedi bana. Nereye diye bile sormadım. Aklımda Ece vardı sadece. Gittiğimiz yer şehirden uzak, ıssız bir yerdi. İki katlı villa tipindeydi. Kapının önünde araçlar vardı. Kafam o kadar güzeldi ki, aklımda da sadece Ecem vardı. Hiçbir şeyi idrak edecek kafada değildim. İçeriye girdik, çok kalabalıktı. Herkes bir tarafa oturmuş, kimi içki içiyor,
kimi de ne yaptığını bilmeden sallanıyordu. Bir köşeye oturup bira açtım. İçip camdan dışarı bakıyordum. Sonra arkadaşlar gelin diye seslendiler. Ben de elimde birayla gittim. Ortada prizma bir şekil vardı. Mumlar falan. Bunlar ne yapıyor dedim. Bir kasede kan getirdiler. O zamana kadar her şeyi unutan ben burası neresi demeye başladım. Herkes gözlerini kapattı. Bir ayinin içindeydim. Dua etsem boğazda nasıl edecektim? Derken önce bir çığlık, sonra da ensemde bir acı duydum ve yere yığıldım. Kendime geldiğimde hastanedeydim. Başımda ablam ve eniştem vardı. Konuşmuyorlardı. Benden uzun süre haber alamayınca polise başvurmuşlar. Beni evin 2 kilometre ilerisinde baygın halde bulmuşlar. Ne oldu bana dediğimde onu sen söyleyeceksin dediler. Abim bahçedeydi, hiç girmedi içeri. Neyse apar topar memlekete götürdüler beni. Abim ısrarla ablama senin yüzünden deyip kızıyordu. Ablam mahcup bir şekilde cevap veremiyordu. Ne telefonum vardı ne de kimliğim. Bana ne olmuştu? Orada ne olmuştu? Polislere göre içkili bir haldeyken gaspa uğramış yolun kenarına atılmışım. Günler nasihatlerle, kızmalarla geçiyordu. Aklımsa hala Ecem'deydi. Böyle günler geçerken bir gece rüyamda aynı evde olduğumu gördüm. Garip olan kalabalığın içinde hiçbir tanıdığım yoktu. Bildiğiniz sopa yiyordum. Bu rüya 2 günde bir tekrarlanıyordu. Babam bir gece odamdan vurmayın diye bağırdığımı duymuş. Kabus görüyor zannetmiş ve müdahale etmemiş. Sabahları ayaklarım çamur içinde uyanıyordum. Uyur gezerlik mi var bende acaba diye düşünürken bir gün camda bir kadın gördüm. Ece'ye benziyordu tıpkı. Ecem burada ne işin var derken kanter içinde uyanmıştım o gece. Camdan baktım yine hala oradaydı. Bana el sallıyordu. Ecem de o, gitmeliydim yanına. Hemen dışarı çıktım, yanına gittim. Hadi gidiyoruz dedi. Yürüyerek birlikte köyden çıkmıştık. Ki o anda ensemde bir el hissettim. Hadi gidiyoruz dedi. Kafamı çeviremiyordum. Ecem'in gördüğüm yüzü değişmeye başlamıştı. Kollarımdan daha doğru sürükleniyordum. Dizlerim kanamıştı. Beni bir çukura attılar. Çevremde o anda değişik kişiler belirdi. O evden kurtuldun. Bak biz seni bulduk dedi ses. Kahkaha attılar. Korkudan konuşamıyordum. Dua etmek aklımdan geçse de ağzım kilitliydi. Yolun sonuna geldim Mustafa. Üstelik bunları hak ettin dedim. Üstüme kimi toprak atıyor, kimi de gülüyordu. Saat kaçtı bilmiyorum. Evime götürün. Ne istiyorsunuz? Siz kimsiniz dedim. Biri yanıma atladı. Bak bak konuştuğumuz o dedi. Sen gelmedin mi yanımıza? Bize katıldın. Arkadaşların seni kurban verdiler. Bizimsin dedi. Ve yüzüme tükürdü. O an ben ne yaptım dedim. Dizlerimin üzerine çöküp ağlamaya başladım. Sonra ezan sesi duydum. Gözlerimi açtığımda kimse yoktu. Çukurun içindeydim. Çıkamıyordum, bir türlü kurtulamıyordum. Yaşadıklarımdan şoka girmiştim. Takriben bir 3 saat geçmiştir. Mustafa diye seslenen bir ses duydum. Abimdi bu. Bağırıp beni kurtarın dedim. Abimin endişesi yüzünden belliydi. Bütün köylü beni aramaya çıkmışlar. Çukurdan çıkardılar. Dizlerim sürüklenmelerden dolayı yara bere içindeydi. Bitkindim. Koluma girdiler. Evde annem perişan olmuş. Ablam geldi. Ne oldu sana oğlum? Artık anlat dedi. Abim bu kez omzuma dokundu. Hadi aslanım anlat dedi. Olanı biteni anlatmıştım. Şok geçirmişti. Önce bir duş aldıralım. Üstünü başını değiştirsin. Bir şeyler yesin dediler. Duş alıp çıktım. Eniştem, abim, babam bahçede konuşuyordu. Eniştem elinde telefon bir yerleri arıyordu. Sonra eve girdi eniştem. Mustafa hadi hazırsan gidelim dedi. Nereye dedim. Bak oğlum bu 2. kurtuluşun. 3.'de bu kadar şanslı olmazsın. Hadi dedi. Ablamla annem evde kalmıştı. Biz de köyün imamını da alarak yola çıkmıştık. 2 saatte uzak bir köye gelmiştik. Korkuyordum yalan yok. Bir şey de diyemiyordum. Mahcup olmuştum. Köyün imamı önde biz arkada bir eve girdik. 15 yaşlarında bir çocuk karşıladı bizi. Dedem gelecek, buyurun dedi. Yaşlı bir amca gelmişti sonra. Ev tahtadan olduğu için gıcırtı seslerinden bastonunu duyuyorduk. Olanı biteni anlattılar. Amca bizi yalnız bırakın dedi. Korkuyordum. Korkma oğlum dedi. Bak şimdi seni burada 2 gün misafir edeceğiz. Halledeceğiz, korkma sen dedi. Dışarı çıktı. O anda torunu olduğunu öğrendiğim İsmail girdi içeri. Bana bakıyordu. Bakmakta haksız sayılmazdı. Uzun saçlı, şekli şemali kaymış bir adamdım. Bizimkiler eve uğramadan gitmişlerdi. Amca yanımıza geldi, nasihat etmeye başladı. İlk baştan anlat olayı dedi. Anlattım. Tek söz etmeden dinledi beni.
günahım çok değil mi deyip ağlamaya başladım. Üzülme, olan olmuş, bakacağız. Sen şimdi uzan, bu gece uyumayacağız dedi. Uykum yoktu aslında ama içimi döküp ağlayınca rahatlamıştım. Uzanayım şuraya dediğimde içim geçmiş. Amcanın torunu uyandırmıştı beni. Gel abi yemek yiyelim dedi. Bir şeyler yedik. Amca hiç sesini çıkarmıyordu. Bak Mustafa, bak evladım. Birazdan buraya iki hoca daha gelecek. Karnın doyduysa öbür odaya geçelim. Abdest alalım. Namazımızı kılalım dedi. Abdest aldım. Birden kapı çalındı. İki kişi gelmişti. Gelen diğer hocaymış. Öbürü de onun arkadaşıymış. Korkuyordum. Amca söze atıldı. Hocalarım musallat gibi duruyor. Davet edecektim ama kabilenin ifritlerinin güçlü olduğunu düşünüyorum. O yüzden tek başıma çağırmadım dedi. Tamam hocam, iyi yapmışsın dediler. Yere bir örtü serdiler. Etrafına da tuz olduğunu tahmin ettiğim bir şey döktüler. Yaşlı olan karşımda, öbürleri de yanlarına oturdular. Birer kitap çıkarttılar. Yaşlı olan elini uzat bakalım dedi. Elimin içine iğneyi batırdı. O kanı da beyaz bir kağıda damlattı. Kağıdı ters çevirdiler. Benim korkum iyice artmıştı. Hocanın biri üstüme bir örtü serdi. Sakın gözünü açma dedi. Kur'an okuyorlardı. Birden sert bir rüzgar esti. Yaşlı olan hoca okumaya devam ediyordu. Kulağım onlardaydı. Titremekten düşecektim. Hocam gelmeye başladılar diye bir ses duydum. Bir yandan da okuma devam ediyordu. Konuşmalar başladı. Sol tarafımdaki hoca bağırıyordu. Ne dediklerini anlamıyordum. O sırada bayılmışım. Kendime geldiğimde yaşlı olan amca vardı. Diğerleri yoktu. Oğlum işimiz çok zor ama Allah'tan ümit kesmek yok dedi. Benim ümidim yoktu. Suçluydum. Hocam ne oldu peki diye sordum. Çağırdık kabileyi. Gelip tehdit ettiler. Anlaşma var ellerinde. Hem de kanla yazılmış dedi. Ne yapacağız dedim. Bu gece seni şehit tepesine çıkaracağız. Sen bir şeyler ye, dinlen dedi. O korkuyla ne yenirdi ki? Kendimi ilk kez sorgulamaya başlamıştım. Bunları yaşamamın sebebi özentilikti. Ecem de yapma demişti. Neyse en azından o kız kendisini kurtarmıştı benden. Bir şeyler yiyip yatmıştım. Öğle vaktinde amca yanıma gelmişti. Gel bakalım oğlum dedi. Birlikte bahçeye indik. Diğer hocalar da gelmişlerdi. Arabayla çıktık oraya. Kimine göre bir dağ, kimine göre bir tepe. Onlar ikindi namazlarını kıldılar. Manzara çok güzeldi. Dalıp gitmiştim pişmanlık duygusuyla. O sırada genç olan hocalardan biri, Mustafa biraz daha ileri gideceğiz dedi. Yolumuz uzundu. Ama arabayla gidilmezmiş. Bir saat boyunca yürümüştük. En sonunda burası dediler. Bir tümseyin üzerine çıkmıştık. Hocalara bakıyordum. Suçluyum ben. Hak ettim bunları dedim. Orasını Allah bilir, umutsuz olma dediler. Hava kararmıştı, ateş yaktılar. Eğer korkmadan durabilirsen üzerini örtmeyelim, zaten karanlık dediler. Ben de artık korkmadığımı söyledim. Kur'an okumaya başladı yaşlı olan. Ateşin etrafındaydık ve birden ayak sesleri duyulmaya başladı. Korkuyordum, belli etmemek için uğraşıyordum. Ellerimi koparacaktım neredeyse. Sesler çoğalmıştı, sonra kesildi. Bu kez gözümü kapatmamı istemediler. Sert bir rüzgar esti. Ateş neredeyse sönecekti. Yaşlı olan Mustafa gözlerini kapat dedi. Bunlar farklıydı. Rüzgarla birlikte titriyordum. Genç hoca tekrar bağırmaya başladı. Dua mı başka bir şey miydi bilmiyorum. Gözüm kapalıydı benim. Birden yaşlı olan kum püskürtme tarzı bir şey yaptı. Yüzme yapmıştı bunu ve rüzgar kaybolmuştu. Sesler kesilmişti. Yaşlı olan aç gözünü dedi. Elinde kağıtlar vardı. Ateşe atmıştı. Hadi inelim artık dediler. Karanlık dava. Nasıl ineceğiz dedim. İneriz korkma dediler. Arabanın olduğu yere kadar inmiştik. Hocanın evine gelmiştik. Üzerimde pişmanlık vardı. Kimseyle konuşmuyordum. Eve geldiğimizde yemek getirdiler. Çay faslındayken sordum. Hocam şimdi ne olacak dedim. Olacak bir şey yok. Anlaşma bozuldu. Kabileden 3 kişi yok oldu. Senin suçsuz olman işi kurtardı. Bu gece mahkeme var. Oraya geçeceğiz. Hüküm verilecek dedi. Senlik bir durum yok dedi. Sonra onlar gittiler. Ben merak ediyordum. 2 saat sonra falan hocanın geldiğini duydum. Hemen dışarı çıktım. Eve geçelim dedi. Ve anlatmaya başladı. İlk ayak seslerini duyduğumda gelenler cinmiş. Ama başka kabileden gelmişler. Onları mahkemede şahidim olması için çağırmışlar. İkinci kez rüzgarla gelenler de bana musallat olanlarmış. Orada ölenler için mahkeme kurulduğunda ilk gelenler şahitlik etmişler. O sayede kurtuldun dedi. Hocanın anlattıkları bitmemişti daha.
Oğlum oradakiler bilerek götürmüş seni. Seninle beraber bir kız varmış dedi. Tanımıyorum, gözüm kapalıydı dedim. Gördüm ama hangisi olduğunu bilmiyorum dedim. Keşke o kızı da kurtarabilseydik dedi. Ben de Ecem'den bahsettim. Hoca gülümsedi. Eğer kısmetinde varsa o gelip seni bulur. Merak etme dedi. Ertesi gün olmuştu. Abim ve eniştem beni almışlardı. Çok başkaydım artık. Okulu bırakmıştım. Tek bir eşya bile almamıştım oradan. Ecem'i asla aramamıştım. Hoca haklıydı. Nasibimde varsa beni bulurdu. Üstünden 8 sene geçmişti. Artık ailemleydim. Eniştemin çalıştığı yerde çalışıyordum. Bir gün bir kombi arızası gelmişti. Arızaya bakmaya ben gittim. Gittiğim evde kapıyı açan Ecem'di. Şok olmuştum. İçeri giremedim. Ecem tayin olmuştu. Bizim orada ailesiyle kalıyordu. Tek kelime etmedim. İşimi bitirip gidecektim. Ecem benimle konuşmak istediğini söyledi. Uzatmayayım daha fazla. Tekrar barışmış olduk. Şu an 2 çocuğumuz var. Hayat kime ne sunar bilinmez. Ama yaşadık gördük. Nasibinde varsa gelip seni buluyormuş. Seni oraya götürenlere ne oldu derseniz, ev arkadaşım olan kanserle savaşıyor. Öbürü de kendisini asmış. Beddua etmedim asla, gerek de yoktu. Ben zor kurtuldum. Şimdi kendi dünyamda huzurlu bir şekilde yaşıyorum. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşça kalın. Ya kafir, oh, ruçlama.